Bismillahirrahmanirrahim. Fütuhat-ı Mekke 12. sefir 80. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ruhani meselelerin açıklama ve izahı. Bilmelisin ki bir takım iddialar eskilerden ve yenilerden bu yani tasavvuf yolunda muhakkik olmayan insanlar tarafından uzun uzadıya konuşulduğu için tam tahkik sahibi Muhammed bin Ali Hakim Tirmizi bazı sınama ve deneme konuları belirlemişti. 155 tane olarak belirlenen bu sorular ancak zevk ve tecrübe yoluyla cevaplanabilir. Çünkü bu cevaplara teorik düşünme yoluyla veya aklın zorunlu yargılarıyla ulaşılamaz. Öyleyse bu cevaplar sadece gaybi mertebedeki bir mazhar vasıtasıyla ilahi bir tecelliden öğrenilebilir. Söz konusu mazhar cisim olabileceği gibi bazen cismani, bazen cesedi olabilir. Bazen de ruhi, bazen ruhani olabilir. Kitabın bu bölümü o meselelerin izah ve açıklamasını hedefler. Bu bölümü de Allah'ın izniyle onları açıklamanın yeri yaptık. Birinci soru. Velilerin kaç menzili vardır? Cevap. Bilmelisin ki velilerin menzilleri duyusal ve manevi olmak üzere iki türlüdür. Duyusal menziller 100 derece olan cennette bulunur. Dünyadaki duyusal menzilleri ise kendileri için harikulade olayları meydana getiren halleridir. Onların bir kısmı bedeller yani ebdallar ve benzerleri gibi bu hallerde görünürken bir kısmı adına bu haller gerçekleşir. Fakat üzerlerinde bunlardan hiçbir şey gözükmez. Bu gruptaki veliler, melamiler ve ariflerin büyükleridir. Bunlar 110 küsür menzildir. Her menzil ise pek çok alt menzili içerir. Bunlar velilerin dünya ve ahiretteki duyusal menzilleridir. Velilerin marifetlerdeki manevi menzilleri 248 bin yani ulaşılmış anlamında yani gerçekleşmiş menzildir. Bu ümmetten önceki ümmetlerden hiçbiri onlara ulaşamamıştır. Çünkü bu menziller bu ümmete özgüdür. Her menzilin farklı bir zevki olduğu gibi her zevkin de sadece tadanın bilebildiği özel bir niteliği vardır. Bu sayı 4 makamda sınırlıdır. Ledünni bilgi makamı, nur bilgisi makamı, cem ve tefrika bilgisi yani birleştirme ve ayrıştırma ve ilahi yazım bilgisidir. Bu makamlar arasında aynı cinsten makamlar vardır. Bunların sayısı ise hepsi de velilere ait olan 100 küsürdür. Her makamdan ise sayıları belli fakat kitapta zikredilmeleri uzun sürecek pek çok makam meydana gelir. Ana makamları zikrettiğimde ise o makamın sahibinin zevki öğrenilir. Ledünni bilgi ilahiyat meseleleri yani metafizik ve özel rahmeti elde etmeyi sağlayan hususlarla ilgilidir. Nur bilgisinin otoritesi Adem'in yaratılışından Rabbin günleriyle binlerce yıl önce Mele-i Ala'da yani yüce topluluk denilen meleklerde ortaya çıkar. Cem ve tefrika bilgisi levh-i mahfuzun yani korunmuş levhanın bir parçası olduğu bahri muhittir yani kuşatıcı okyanustur. İlk akıl ondan bilgi aldığı gibi bütün Mele-i Ala'da ondan yardım alır. Bu ümmetin velilerinden başka ümmetlerden hiç kimse ona ulaşamaz. Onun tecellileri bu ümmetin velilerinin gönüllerinde 6200 tür olarak çeşitlenir. Velilerin bir kısmı bu türlerin hepsini elde etmiştir. Bunlara örnek olarak Ebu Yezid el-Bestami ve Sehil bin Abdullah gibilerini verebiliriz. Bazı veliler ise bir kısmını elde etmiştir. Diğer ümmetlerin velileri bu bilgilerden yani ruhdaki yani kalbin bir yönü ruh nefeslerinden bir kısmına sahiptirler. Ve o bilgiyi ancak bu ümmet tamamlayabilmiştir. Bu hal peygamberleri Efendimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem konumu nedeniyle onlara dönük bir şereflendirme ve ilgiden kaynaklanır. Cem ve tefrika bilgisindeki asıl konumundaki gizli ilimlerden 3 ilim bulunur. Birincisi ilahiyatla ilgiliyken ikincisi yüce ruhlar, üçüncüsü ise doğal türenlerle ilgilidir. Bu ilimden ilahiyat ile ilgili kısım değişmeyen tek bir tarzdadır. Fakat onun ilgileri değişir. Yüce ruhlar ile ilgili kısım ise başkalaşmaksızın değişir, türden türe girer. Doğal türenlerle ilgili ilim ise türden türe girer ve onların değişmesiyle başkalaşır. Bu kısım ömrün o en düşkün çağına insanın bildiği şeyi de bilmez olduğu yaşa kadar diye ifade edilir. Çünkü bu bilgiden onun adına meydana gelen maddeler değişmiş, onlara ait bilgi de dolaylı olarak onlara katılmıştır. Bu ilimde bulunan gizli ilimlerin asılları da 3 ilimdir. Öyleyse veliler
Bu ilimde 3 tabakadır. Orta tabaka 23.687 ana menzil içerir. Her biri ise birbirlerine girdikleri için vaktin saymaya imkan vermeyeceği ve öğrenilmelerinde sadece zevk bir yarar sağlayabileceği için zikretmediğimiz pek çok alt menzili içerir. Kalan sayılar ise diğer iki tabaka arasında bölünmüştür. Bu ikisi büyüklük örtüsü ve azamet izarı yani peştemal ile ortaya çıkan menzillerdir. Şu var ki bu ikisi için büyüklük örtüsüyle ortaya çıkan menzillerden daha önce zikrettiğimize göre 1020 küsür fazla mertebe ortaya çıkar. Bu menzillerin büyüklük örtüsünün menzillerinde bulunmayan özel bir niteliği vardır. Çünkü büyüklük kibriya örtüsünün mazharı Ez-Zahir isminden meydana gelmiş iken izar örtüsünün mazharı El-Batın isminden meydana gelir. Zahir asıl iken batın sonradan meydana gelmiş bir bağdır yani nispettir. Sonradan meydana geldiği için de bu menziller ona aittir. Çünkü ferler ürün yeridir ve bu nedenle ferde asılda bulunmayan şey meydana gelir ki o da üründür. Bununla birlikte onlara yardım asıldan Ez-Zahir ismi ulaşır. Fakat hüküm değişir. Öyleyse Rab hakkındaki bilgimiz nefsimiz hakkındaki bilgimizden oluşur. Çünkü nefis bir kanıttır. Nefsini bilen Rabbini bilir. Bununla birlikte nefsin varlığı Rabbin varlığının sonucudur. Öyleyse Rabbin varlığı asıl, kulun varlığı ferdir. O halde bir mertebede Rabbin varlığı öne geçip El-Evvel ismini kazanmışken bir mertebede geride kalır ve ona ait isim El-Ahir olur. Binaenaleyh özel bir bağ yönünden onun adına asıl hükmü verilirken başka bir bağ yönünden her hükmü verilir. Teorik düşüncesinin verisi budur. Zevki bilginin verisine gelirsek, hiç kuşkusuz Allah batın olduğu yönden zahir iken, zahir olduğu yönün aynısından batındır. Aynı zamanda o, ahir olduğu yönden evvel iken, aynı şey El-Ahir ismi hakkında söylenebilir. O, rida yani örtü olduğu yönden izar, ön örtüsü iken, izar olduğu yönden de ridadır. Hak, aklın fikir gücü yönünden düşündüğü ve onayladığı gibi hiçbir zaman iki farklı nispet ile nitelenmez. Bu nedenle Allah'ı neyle bildin diye sorulduğunda Ebu Said el-Harraz şöylece yanıt verdi. İki zıttı birleştirmesiyle. Sonra şu ayeti okudu. O evveldir, ahirdir, zahirdir ve batındır. Ebu Said de iki farklı yönün bu bilgisi bulunmasaydı iki zıttı birleştirmesiyle demesi anlamlı olmazdı. İlk son zahir batın niteliklerinin hak ile ilişkilerindeki anlamlarıyla alem ile ilişkilerindeki anlamları bir olsaydı Hakk'ın böyle nitelenmesi anlamında bu durum ilahi mertebe adına bir övgü olmazdı. Arifler de bu nispetleri verirken isimlerin hakikatlerini yüceltmezlerdi. Bilakis kul hak ile özdeşleştiğinde zıtları ve başka yerlere değişmeyen tek hakikatten hakka nispet mertebesine ulaşırdı. Kul için bu olayın gerçekleşmesi düşünebildiğine göre hak için bunun olması daha layık bir yerindedir. Çünkü hak zatı bilinmeyendir. Böyle bir ilahi bilgiye ancak kendilerinden soru sorulan menzillerden ulaşılabilir. Marifetlerde menzillerin sayısının kendilerine ait olduğu velilerin sayısına gelirsek onlar 356 kişidir. Bu kişiler Adem, Nuh, İbrahim, Cebrail, Mikail ve İsrafil kalbi üzerinde bulunur. Onlar 300, 347, 5, 3 ve 1 kişidir. Toplamları ise 356'dır. Arkadaşlarımızdan çoğunluğun kabul ettiği sayı budur. Bunun nedeni ise bu konudaki bir hadistir. Bizim yolumuza ve kuşkunun bulunmadığı keşfin verisine gelirsek, bu sayı sayılarının bölümün başında zikrettiğimiz velilerin toplamından ibarettir. Bu sayı ise 589'a ulaşır. Onlardan birisi her zaman da bulunmaz. Söz konusu veli, Muhammedi veliliğin sonuncusudur, yani hatemdir. Kalanlar ise eksilmeden ve artmadan her zaman da bulunur. Muhammedi hateme gelirsek işte onun zamanı yaşadığımız bu zamandır. Biz de onu gördük, tanıdık. Allah onun mutluluğunu tamamlasın. Ben onu 595 yılında Fas kentinde tanımıştım. Tasavvuf ehlinin görüş birliğine vardığı husus velilerin 6 ana tabakada bulunduğudur. Kutuplar, imamlar, bedeller, nakipler ve necipler. Keşfte bunlara ilave yapanlara gelirsek
Onlara göre sayıları belli ve her zamanda bulunan ricalin yani adamların tabakaları 530 tabakadır. 1 ve 2 hatemin mertebesi vardır fakat bu ikisi her dönemde bulunmaz. Bu nedenle o ikisini her dönemde bulunan sabit tabakalara katmadık.